Evet arkadaşlar, hoş geldiniz Limit'in AYT kitabının Limit bölümünün 5. testine. Hemen başlıyorum ilk sorumla. A, B, C, D gerçel sayılar olmak üzere Limit 2'ye giderken x, ax küp, bx kare, cx, d toplamını x eksi 2'nin küpüyle böldüğüm zaman cevap 4 geliyormuş. Buna göre diyor a artı b artı c artı d kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar kolay. Nasıl kolay? Şöyle kolay. Şimdi bir kere payda 0. O zaman 0 bölü 0 belirsizliği gelmeli. O zaman yukarıda x eksi 2 diye bir çarpan olmalı. Ama yukarıda bir tane x eksi 2 çarpanı olursa bu x eksi 2 çarpanıyla aşağıdakilerden biri sadeleşecek. Ama aşağıda hala 2 tane x eksi 2 çarpanı kalmış olacak. O yüzden en azından bir tane daha olmalı desem x eksi 2 çarpanı. Aşağıda bir tane daha x eksi 2 sadeleşecek ama bir tane daha x eksi 2 kalacak. O zaman payda hala 0 olacak. Hala ben sonucu bulamam. Yani sonuç bir reel sayı gelmez. O zaman yukarıda bir tane daha x eksi 2 çarpanı olmalı. Zaten bunları çarpınca 3. derece ne oluyor? Bunların da bir tane baş katsayısı olmalı. O da a. Ve güzel olan şey bunlarla x eksi 2'nin küpü sadeleşecek. Cevap a gelecek. A dediğimde 4 olacak. Ben buradan bunu bulmuş oldum. A'nın 4 olduğunu biliyorsanız A artı B artı C artı D'yi nasıl bulursunuz? Arkadaşlar bunları tek tek açabilirsiniz de fakat hiç gerek yok. Neden? Çünkü çok basit bir yöntem var. Yukarıda bir 3. dereceden polinom var ve o 3. dereceden polinomun kat sayıları toplamını soruyor. Kat sayıları toplamı dediğim x'in yerine 1 koyarak elde ettiğim şeydir. Burası ax küp artı bx kare artı cx artı d'de x'in yerine 1 koyarsanız dikkatinizi çekiyorsa bana ABCD toplamı geliyor. O zaman bu aynı şeyler olduğu için burada x yerine 1 koyacağım. A yani 4 çarpı 1 koydum. Eksi 1, eksi 1, eksi 1 yani eksi 1'in küpü geldi. Eksi 1'in küpü eksi 1 olduğu için 4 ile çarpılınca eksi 4 gelir. İlk sorumun cevabını vermiş olurum. İkinci soruya geçelim. İkinci soruda bana diyor ki A ve B gerçel sayıları için x kare eksi A artı BX artı AB bölü x eksi 1 bu limit 3'e eşit olduğuna göre bu limitin eşit olabileceği değerlerin toplamı nedir diye soruyorum. Şimdi burada iki tane ihtimalim var A ve B için. Şimdi ben biliyorum ki yukarıda x eksi A ile x eksi B'nin çarpımı var. Doğru mu? Doğru. Neden? Çarpımları AB. Toplamları eksi a eksi b olması için. Ve ben biliyorum ki burası 0 bölü 0 belirsizliği çıkmalı az önceki sorudaki gibi. O yüzden de işte birer tanesi sadeleşmeli sonra diğerinde biri yerine koyup cevabı 3'e eşitlemeliyim. O zaman şöyle iki tane ihtimalim var. Ya a 1'dir ya da b 1'dir. A 1 ise x eksi 1'ler sadeleşir. Burada x yerine 1 koyarım. 1 eksi b eşittir 3 gelir. Buradan b eşittir eksi 2 çıkar. Aynı şey b 1 ise gelecek. Bunlar sadeleşecek. 1 eksi a eşittir 3. A eşittir eksi 2 çıkacak. Bu ikisinden biri benim için doğru cevap. Hangisi olabilir diye soruyor zaten. İkisinden birinin cevabı olacak. O zaman iki tane limitten birini bulacağım. X 3'e giderken a'nın yerine 1. B'nin yerine eksi 2 koyabilirim. Ya da limit x 3'e giderken A'nın yerine eksi 2. Burası eksi 2 bu arada. A'nın yerine eksi 2. X eksi 2 oldu. B'nin yerine 1 koyabilirim. X eksi 1 oldu. Hangisi olacak bakalım. 3'ü yerine koyarsanız arkadaşlar. Burası 4 bölü 5 çıkar. 3'ü yerine koyarsanız hangisi olabilir diye sormuyormuş. Olabilecek değerlerin toplamı nedir diye soruyormuş. 3'ü yerine koyarsanız burası 1 bölü 2 çıkar. 1 bölü 2. Bunların toplamını soruyor bana. 4 bölü 5'te 1 bölü 2'nin toplamı nedir? 4 bölü 5'te 1 bölü 2'nin toplamı arkadaşlar 8 artı 5 bölü 10'dan 13 bölü 10'dur. Yani 1,3'tür. Yani denizdir cevabımız. Yani geçebilirim 3. soruma. Üçüncü soruda bana diyor ki aşağıda gerçel sayılarda tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonunun grafiği var. Verilen f fonksiyonu için g fonksiyonu böyle tanımlanıyormuş. Fx 0 iken cevap 0'mış. Fx 0 değilken cevap fx'in mutlak değeri bölü fx'miş. Yani
Ben aslında bunu daha güzel bir biçimde yazabilirim. Gx neye eşit? Gx şuna eşit. Fx sıfırken, yani x eksi 4 iken veya x 1 iken cevap 0. Fx 0 değilken, bunun iki tane cevabı var. Ya fx 0'dan küçük olacak, fx'in 0'dan küçük olduğu yerler, ya da ilk önce fx'in 0'dan büyük olduğu yerlere bakalım. Fx'in 0'dan büyük olduğu yer, x ekseninin üzerinde kalan yer. X ekseninin üzerinde kalan bölge, x'in eksi 4 ile 1 arasında olduğu bölge. Eksi 4 ile 1 arasındayken x, fx pozitif, pozitifse aynen çıkar. Fx bölü fx'den buranın cevabı 1 çıkar. Peki bunlardan hiçbiri değilse, yani x eksi 4'ten küçükse ya da x 1'den büyükse, fx'in negatif olduğunu, yukarıdakinin eksi fx olarak çıkacağını, fx'lerin gittiğini ve cevabın eksi 1 geldiğini görürüm bu ikisinden. Şimdi ben bunları cevaplamaya çalışayım. Eksi 4'e soldan yaklaşmak, eksi 4'ten daha küçük bir sayı demek. Eksi 4'ten daha küçük sayılar için cevap eksi 1 olmalı, bir problem yok. 1'e soldan yaklaşmak, 1'den daha küçük sayılar demek. 1'den daha küçük sayıları burada yerine koydum. Cevap 1 olmalı, problem yok. Her a gerçel sayısı için limit vardır, doğru mu? Hayır. Az önceki meseleden de bulabiliriz. Eksi 4'e soldan yaklaşırken cevap eksi 1, eksi 4'e sağdan yaklaşırken cevap 1. E o zaman eksi 4'te limit yoktur en azından. 1'de de limit olmayacak zaten. O yüzden yalnız 1 ve 2 doğru olan cevaplar dedim. Ve geçtim bir sonraki soruma. AB'ye yaklaşırken 4 üzeri A eksi B eksi 1 bölü 1 eksi 4 üzeri B eksi A limiti aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyorum. Bir kere AB'ye yaklaşırken A'nın yerine B koymam gerektiğini görüyorum. 4 üzeri B eksi B'den 1 geldi. 1 eksi 1 bölü 1 eksi 1 çıktı. Yani 0 bölü 0 belirsizliği. O zaman ben ne yapacağım? Çarpan bulup sadeleştirmeye çalışacağım. Yazalım. Limit x gidiyorken, x neymiş? A gidiyorken B'ye. 4 üzeri A eksi B burada var. Eksi 1'i aynen yazdım. 1 eksiye aynen yazdım. Burayı da şöyle yazsam olur mu? 4 üzeri B eksi A ile 4 üzeri A eksi B, biriyle diğerini çarparsanız 1 eder. Çünkü üstleri toplamış olurum ben bu ikisini çarparken. Hatta yazayım ben onu. 4 üzeri A eksi B ile 4 üzeri B eksi A'nın çarpımı üstlerinin toplamından 4 üzeri 0'dan 1 gelir. Doğru mu? Doğru. O zaman ben 4 üzeri B eksi A'ya 1 bölü 4 üzeri A eksi B diyebilirim. Yazdım. O zaman ben şunu da görebilirim. Limit A gidiyorken B'ye. Yukarısı 4 üzeri A eksi B eksi 1. Aşağısı payda eşitlediğim zaman 4 üzeri A eksi B eksi 1 bölü 4 üzeri A eksi B gelir mi? Gelir. 4 üzeri A eksi B eksi 1'ler birbirine götürecek. Zaten onlar 0 yapan değerlerdi. Bunu da yukarıya ters çevirip koyacağım. A'nın yerine B koyduğum zaman da buranın 1 geldiğini görebiliyorum zaten. Her şey gitti. 1 geldi. Cevap 1 oldu. Geçtim. Geldim sıradaki soruma. Limit x 2'ye gidiyorken bu limitin eşiti nedir diye soruyor. 2'yi yerine koyduğunuz zaman yukarı tarafın 0, aşağı tarafın 0 geldiğini görüyorsunuz. 0 bölü 0 belirsizliğinden bahsediyoruz. Çarpanları ayıracağım, sonra 0 yapanları sadeleştireceğim, fakat burada çarpanları ayıramıyorum. Köklerde ne yapıyordum arkadaşlar? Yapmam gereken şey şuydu. Eşlemikle ya da sadece kök varsa kökün kendisiyle çarpıp bölmek. Limit x gidiyorken 2'ye. Yukarı tarafta kök x artı 2 var. Ben kök x artı 2 eksi 2 var. Ben burayı buranın eşleniğiyle, yani kök x artı 2 artı 2 ile genişletmeliyim. Aşağı tarafta da, hatta genişletiyorsam aşağı tarafı da aynı şeyle çarpacağım. Aşağı tarafta da kök x eksi 2 var. Burayı da kök x eksi 2 ile genişletmeliyim. Yukarı tarafa da kök x eksi 2 yazmalıyım. Yani kök 2 varsa kök 2 ile çarparsınız ki kökten kurtulasınız. O zaman yazabilirim şimdi. Bu ikisinin çarpımı arkadaşlar, a eksi b ile a artı b'nin çarpımı, bunlar da iki kare farkı anlamına geliyor. Birincinin karesi x artı 2, ikincinin karesi 4 olduğu için x artı 2 eksi 4 oldu. Bu ikisinin çarpımı. Yan tarafta kök x eksi 2 var. Aşağı tarafta bu ikisinin çarpımı x eksi 2 oldu, kökten kurtulduk. Yan tarafta da şu arkadaş var. Kök x artı 2 artı 2 var.
Burası limit x gidiyorken 2'ye limiti. X eksi 2, x eksi 2, 0 yapanların gittiğini gördük, el salladık kendilerine. Şimdi 2'yi yerine koyabilirim. Yukarısı 0 oldu. Aşağı taraf 0'ı yerine koyduğum zaman, pardon 2'yi yerine koyduğum zaman kök 4 artı 2'den 4 oldu. 0 bölü 4'ün cevabı 0'dır dedim. 6. soruma geçtim. M bir gerçel sayı olmak üzere x eksi m'nin mutlak değeri artı 2, x büyük eşittir m. X artı m'nin mutlak değeri eksi 2, x küçüktür m. Her gerçel sayı için süreklidir. Şimdi bu bir mutlak değer, bu da bir mutlak değer. Mutlak değerlerde payda falan olmadığı müddetçe mutlak değerlerin sürekli olduğundan bahsetmiştim. Bir kere daha anlatmıyorum. Sadece böyle bir fonksiyon olsaydı ne olurdu? Sürekli olurdu. Sadece böyle bir fonksiyon olsaydı sürekli olurdu. Burada kritik nokta aramama gerek yok mutlak değerde. Sadece şuraya bakacağım arkadaşlar. Kritik noktam x eşittir m. X eşittir m'de de sürekli ise bütün gerçel sayılarda sürekli olacak. X eşittir m'de de sürekli olduğunu biliyorum. Çünkü bütün gerçel sayılarda sürekliymiş. O zaman ne yapacağım? X m'ye soldan giderken sağdan giderken limit bakacağım. X m'ye soldan giderken fx eşittir. X m'ye sağdan giderken fx eşittir fm olmalı ki sürekli olsun. Soldan sağdan limitler birbirine eşit olmalı ki limit olsun. Bu limit de görüntüye eşit olmalı ki sürekli olsun dedim. Süreklilikte ben bu üçünü sürekli birbirine eşitleyip duruyorum zaten. Dikkatiniz çektiyse. M'ye soldan yaklaşmak demek x değerlerinin m'den daha küçük olması demek. M'den daha küçükse burada yerine koyacağım değil mi? O zaman m'yi burada yerine koyuyorum. Burada gördüğüm şeyi burada yerine koyuyorum. M artı m yani 2m'nin mutlak değeri eksi 2 burası. Burası m'ye sağdan yaklaşırken m'den daha büyük olduğunu biliyorum. O zaman burada yerine koyacağım. M eksi m'nin mutlak değeri 0 zaten. Bunun cevabı 2 gelecek. Eşitliği de burada yerine koyacaktım. Zaten bir problem yok. Aynı şeyi yazacağım. 2 çıkacak. O zaman 2m'nin mutlak değerinin ben 4 olduğunu, m'nin mutlak değerinin ben 2 olduğunu biliyorum. O zaman m dediğim şey ya 2'dir ya da eksi 2'dir diyeceğim. Şimdi fonksiyonları yazabilirim. Fx ya şudur. M'nin yerine 2 koydum. M gördüğüm her yere 2 koyuyorum. Hop 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 hop. Ya da şudur. Fx eşittir. Eksi 2 koydum. X artı 2'nin mutlak değeri artı 2. X eksi 2'nin mutlak değeri eksi 2 virgül virgül. X büyük eşittir eksi 2. X küçüktür eksi 2. Bu iki fonksiyondan biri benim fonksiyonum o olacak. F1'in eşit olabileceği değerler. F1'i ben burada arayacağım. Buraya da yanlışlıkla eşitlik koymuş ama önemli değil. F1 nedir? 1 artı 2 eksi 2'den 1'dir buradaki değer. F1 burada nedir? Eksi 2'den büyük olduğu için burada yerine koyacağım. 1 artı 2 artı 2'den 5'tir buradaki değer. 1, 5 çarptım geçtim. Sıradaki sorum 7. soru şöyleymiş. Aşağıda eksi 4, 3 aralığında tanımlı bir f fonksiyonun grafiği var. Görebiliyorum zaten. Verilen f fonksiyonu için g fonksiyonunu aha böyle tanımlıyorum. G fonksiyonunun sürekli olduğu x tam sayılarının toplamı kaçtır diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar ben bir kere şunu görebiliyorum. F fonksiyonu buysa, f'in tanım kümesi buysa, f'in parantezin içerisine eksi 4 ile 3 arasındaki değerleri koyabiliyorum. O zaman fx eksi 1'i tanımlayalım. Parantezin içerisine f'de eksi 4 ile 3 arasında değerler koyabiliyorum. Doğru mu? O zaman x'in ne olması gerekiyor? Ya 4'ten küçük ya da eksi 3'ten büyük olması gerekiyor. Fx eksi 1'in tanım kümesi bu. Fx'in tanım kümesi bu. O zaman bölümün tanım kümesini nasıl buluyorum arkadaşlar? Bölümün tanım kümesini. Şöyle buluyorum. İkisinin kesişimi. Eksi 4, 3 açık aralığıyla eksi 3, 4 açık aralığının kesişimi benim g fonksiyonunun tanım kümesi olacak. Çünkü bir fx'i bir fx eksi 1'e bölüyorsanız bunların tanım kümelerinin kesişiminde yapabiliyorsunuz bu işlemi. Bunların kesişimi en küçük değerin en büyüğü ile en büyük değerin en küçüğü kısmını alıyorum. Eksi 3, 3 aralığı bu arkadaşın tanım kümesi. Eksi 3'ten daha küçük değerleri yerine koyamıyorum çünkü burada yok. 3'ten daha büyük değerleri yerine koyamıyorum çünkü burada yok. Şeklinde. Yani nerelerde sürekli olabilir? Normalde. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 noktalarında sürekli olabilirdi normalde bu arkadaş. Zaten oralarda tanımlı. Fakat
Bir fakat da burada var. Ben F1'in ne olduğunu biliyorum. Sıfır olduğunu biliyorum. Paydayı sıfır yapan değerin de tanımsız olduğu için sürekli olmadığını biliyorum. Paydayı sıfır yapan değer ne arkadaşlar? F1 sıfırsa 2 koymam lazım x yerine. Bu arkadaş da tanımlı değil, o yüzden sürekli değil. Yani aslında bana fx'in sürekli, gx'in sürekli olduğu x tam sayılarının toplamını soruyorsa bu 4'ünün toplamını soruyor. Cevap eksi 2 dedim. Evet, geldim limit testimin son sorusuna. Burada sin x artı cos x bölü 1 eksi. Burasını hemen düzelttim. Burası kod kare x olacak. Kod kare x limitin eşiti nedir? Hemen 3 pi bölü 4'ü yerine koydum. Sinüs 3 pi bölü 4 dediğim şey kök 2 bölü 2 sinüs 135. Kosinüs 3 pi bölü 4 dediğim şey eksi kök 2 bölü 2. Yukarı 0 çıktı. Şıklarda 0 olmana göre ben çok rahat bunun 0 bölü 0 belirsizliği olduğunu söyleyebilirim. Hatta söyledim. Bu belirsizlikten nasıl kurtuluyorum? Yapmam gereken şey bu limiti düzenlemek ve çarpanlara ayırmak ve sahilleştirmek. Aşağısını değiştireceğim. Yukarısını da değiştirebileceğim hiçbir şey yok. Aşağısında kod kare x yerine 1 eksi cos kare x bölü sin kare x koymam gerekiyor. Hatta ben şöyle söyleyebilirim burayı. Yukarısı sin x artı cos x artı c yazacağım ben orayı. Burası s kare eksi c kare bölü c kare s kare. Şöyle oldu. Ters çevirip çarpacağım. S artı c yukarıda var. Yanına s kare gelecek bölü s kare eksi c kareyi de s eksi c s artı c şeklinde yazacağım. S artı c'lerin birbirine götürdüğünde görüyorsam hiçbir problemim yok demektir. Şimdi o sıfır yapan değerlerin birbirine götürmesi demek bu. O zaman şimdi 3 pi bölü 4'ü yerine koyabilirim. Sinüs 3 pi bölü 4 dediğim kök 2 bölü 2 idi. Karesini aldım. 1 bölü 2 yukarısı. Sinüs 3 pi bölü 4 kök 2 bölü 2. Kosinüs 3 pi bölü 4 eksi kök 2 bölü 2. Aradaki eksi artı yaptı orayı. Kök 2 bölü 2. Yani aşağısı kök 2 oldu. 1 bölü 2'yi kök 2'ye bölerseniz 1 bölü 2 kök 2 olur. Kök 2 ile genişletirseniz kök 2 bölü 4 olur. Edirne işaretler bu testi bitirir. Bir sonraki teste geçerseniz hoşçakalın.